Evet, hayatımıza her ne kadar aletler girse, arabalar girse, bir sürü böyle aparat girse ve bizim adımıza hayatımızı kolaylaştırdığını vaat şeyler bunları üretenler. Aslında sonuç pek de öyle olmuyor. Biz hep hareket berekettir diyoruz, işleyen demir ışıllar diye atasözlerimiz bile var. Dünyada uzun yaşam merkezlerine bakılmış ve bu uzun yaşam merkezlerinde tespit edilen şey şu: dünyanın farklı iklimlerinde, farklı coğrafyalarında 100 yaşının üzerinde yaşayan insanların tek bir ortak özelliği var. Her sabah kalkıyorlar, ellerini bir kovalarını alıyorlar, dağın tepesine yürüyorlar, suyu dolduruyorlar, evlerine geri dönüyorlar. Yani hepsinin ortak özelliği aslında fizik aktivite. Bütün yaşadıkları diğer hayatlar, aldıkları güneş, yedikleri gıda birbirinden farklıysa, o zaman fizik aktivitenin bizim için bu kadar önemli olabileceğinin hipotezi birazcık da gerçekle hayat bulmuş haline geliyor. Evet, bunun için araştırmalar defalarca yapıldı. Biz bilim adamları, hekimler hastalarımızın hepsine ne dedik? Günde 10.000 adım atın dedik. Bu bir efsane miydi ve nereden çıkmıştı 10.000 adım? Çok yürümek veya çok fizik aktivite, evet, insan ömrünü uzatıyordu ama bilimsel bir gerçek var mıydı yoksa birisi kafasından mı uydurmuştu? 1965 yıllarında Japonya'da icat edilen 1000 adım sayar, yani 10.000 adım sayar aleti aslında adım sayardı. Bizim de hayatımıza pedometre olarak 2000'li yıllarda girdi biliyorsunuz. Çok yaygın kullanılmaya başlandı ama artık onların yerini akıllı saatlerimiz, telefonlarımız yer aldı. Ondan sonraki yıllarda yapılan araştırmalar bize 10.000 adımı rasyonelize etmenin ipuçlarını birazcık da verdiler. Hep birlikte şimdi laboratuvarımıza gidelim ve orada anlatalım 10.000 adımla ilgili yapılan çalışmalar, bakalım bizlere neler söylüyor. 2019 yılında JAMA'da yayınlanan, yani bilimsel bir literatür kaynağında yayınlanan, Amerika'daki Brigham and Women's Hastanesi'nde takip edilen binlerce kadının sonucu artık 10.000 adım efsanesinin bilimsel cevabını vermek üzere karşımıza çıktı. Ve artık görüyorsunuz birçok kaynakta bununla alakalı yorumlar da yapılmaya başlandı. Bugün işte o verileri sizin karşınıza getireceğiz. Yani yıllardır birçoğumuz her gün atılan 10.000 adımın en ideal olduğuna inanmaya yönlendirilmiştik. Ancak yeni yapılan bu araştırmada karşımıza farklı bir rakam çıkıyor. Anlaşılan o ki 10.000 adımı atma hedeflerimizi artık değiştireceğiz. Yeni hedeflerimizi ise videomuzun sonuna sakladık. Adım sayısını yavaş yavaş artıracağız. Bakalım en sonunda ne olacak? Araştırmacılar 4 yıllık zaman boyunca günde 4400 adım atan kadınların günde yaklaşık 2000 adım atan kadınlara oranla ölme riskinin %41 azaldığını gösterdiler. Hatta kadınlar günde 5900 adım attığında ölme riski %46'lara kadar düşüyordu. Yani ölme riski oranı %46 daha azdı demek istiyor. Araştırmalara göre günde 7500 adım atmış olan kadınların en düşük ölüm riskine sahip oldukları da ortaya çıktı. Bu oran %58 civarında olduğu görüldü. Yani %58 azalma gösterdi. Şimdi gelelim günde 10.000 adım efsanesine. Bu bilgi sizi biraz şaşırtacak ama bir önceki araştırmalarda 7500 civarı adım atan kadınların elde ettiği %58 daha az olan ölüm riskinin 10.000 adım atıldığı zaman değişiklik göstermediği ortaya çıktı. Yani aslında günde 10.000 değil 7500 adım atmak yeterli. Ayrıca koşmayı ve hızlı yürümeyi sevmeyenler için de iyi bir haberim daha var. Önemli olan hareketin yoğunluğu değil, adımların sayısı. Yani hızlı bir yürüyüş mü yoksa yokuş yukarı düz zeminde bir yürüyüş mü olduğu pek de fark etmiyor. Aslında gün içinde 10.000 adım yerine 7500 atmanın yeterli olduğunu konuştuk. Ama vurgulamak istediğim bir şey daha var. Lütfen harekete geçin. Hareket edin, her gün fiziksel aktivitelere zaman ayırın. Unutmayın ki fiziksel aktivitelerinizi arttırmak sizi hem hastalıklardan koruyacak hem de bazı hastalıkların iyileşme sürecinde yardımcı olacak. Şeker hastalığı, tansiyon, kalp damar hastalıkları, kilo kontrolü gibi. Evet, 1964'ten yılımıza uzanan hikaye, 10.000 adım efsanesi. Sonuçlarının ne doğurduğunu ve insanların ne kadar faydalı olduğunu gördük. Peki, yine de bunları bilmek istiyor musunuz? Bence hiç durmayın. Eğlenmek de iyidir, gülmek de iyidir. Hayatınızı daha da uzatacağına inanıyorum. Dolayısıyla hem yürüyün hem eğlencenize bakın diyorum.